Hocam seni bekliyorum yarım saattir. Bir, düşük süratte 2 numaraya geçiyorum. 3. var, 4. tekniğimiz var. Bu 5.'ye geldim, bir sürüş tekniği var. Hop, bir daha. Arka ve ön. Sen ne güzel bir öğrencisin ya. Valla bu hocalar hep böyle galiba ya. Az solist gibi sonradan geliyorlar. Saat 10:30 oldu. 10 demişti bana ama. Arayayım bakayım. Çalıyor ama bakmıyor. Yazık değil misin sen de? Hocam seni bekliyorum yarım saattir. Artistliğini yaptı yine. Bakalım bu bölümde neler işleyeceğiz. Motorcu Dost Aytemiz'in sunduğu seri programımıza hoş geldiniz. 4. bölümde karşınızdayız. Bakalım bu bölümde konularımız ne olacak? Tabii ki Burak hocamız biliyor. Hocam kaskın kafanda. Artık herhalde motora binme sırası gelmiştir. Artık güzel haberler var. 3 bölümdür şu motora bindirmedin bizi. Tekerlekler dönecek ve biz üzerinde olacağız. Ama gene bir ama deyip son bir tane çok kısa. Motor üzerindeki pozisyonlar. Onlardan 5 tane var. Çok kısa bahsetmek istiyorum. Ondan sonra zaten sen de kaskı takacaksın. İstasyonlarımızda. Parkur mu yapacağız? Şöyle parkur yapacağız. Kavramayla başlayacağız. Yeri başladığını farz ederek sonuç itibariyle çok bazı temel bilgilere sahip olduğunu düşünelim ama püf noktaları yaklaşımıyla neyi nasıl yapıyorsan hayatında onu entegre et tadında devam edelim. Peki başlamadan bir şey sorayım hocam. Bu yarım kask. Hani çok hocalar... güzel. Hep kafalarında görüyorum. Klasik şimdi o eleştiriler gelmeden. Bunlara biz aslında açık kask, bu eğitmen kaskı diyoruz. Niye? Öbürkün kapalıyken ağzımın dudak okuma. Yani hem ben çok bağırarak konuşmak zorunda kalıyorum. Hmm. Hem de dudak hareketlerimi öğrenci okuyamadığım için. Öğrenci ağzımı görmüyor. Birçok insan aslında hem sesle hem de ağız hareketinden beyin yakalıyor bunları. O yüzden açık kask kullanıyoruz. Ama trafiğe yola çıktığınız zaman... Çok uygun görmüyorum çünkü genelde bu çenemiz çok temas alan bir noktadır. Orada hemfikiriz o zaman. İstenmeyen durumlarda. Peki hocam şu kırmızı montun dikkatimi çekti. Şimdi ben sana soracaktım. Bu turuncu bu geçen sene ne zaman bu? Sen bu ne geçen sene almıştım ben bunu. Memnunsun değil mi? Çok memnunum da kırmızısı yoktu. Bu yeni mi? Yeni çıktı. Vallahi motorla da uyumlu olmuş. Aynen ben özel zaten benim için yaptıraydır dedim. Öyle mi? Burak dedi sen kırmızı Ducati kullanıyorsun. Bak kırmızı başlıklı kız vallahi... moduna bile girdi yani. Vallahi güzel olmuş. Motora da yakışmış. Benim motor da kırmızı. Herhalde ben de bir tane alırım ondan. Yani işin şakası reklam kokan hareket olmasın ama gerçekten inanılmaz fonksiyon. Su geçirmiyor abi. Sanki korumaları gerekirse çıkardı. Gerçekten sanki korumasız bir kıyafet gibi. Su geçirmiyor, rüzgardan çok güzel koruyor. Daha fazla reklam yapmayalım şu sürüş pozisyonlarına aynen, geçelim. Aynen. Okay. Şimdi sürüş pozisyonundan neyi göstereceğiz hocam? Aslında ilk bölümümüzde biz motor üzerine nasıl oturacağımızı anlatmıştık. Burada farklı ne olacak? Anlattık ama hani ilk bölümde ne bileyim rahmetlinin söyleminden giderek yumruk olaylarına girdik. Ben şunu bahsetmek istiyorum. Motosikletine göre bu motosikletle benim uygulayabileceğim 5 tane motosiklet oturuş ve sürüş tarzı var. 1. Düşük süratte bu motosiklet kendini ileri ancak o momentumla ileri olan hareketle taşıyabildiği için sürat yürüme süratlerine düştüğü zaman bu makine dik durabiliyor mu kendi kendine? Duramıyor. Hayır. Ne yapıyorum o zaman bir yere doğru döneceksem motoru ben sol tarafa yönlendiriyorsam üst bak alttan gene yakaladım. Enduro dönüşü dediğimiz ya da düşük sürat dönüşü dar alanda kısa paslaşmalarda bunu kullanıyorum. Bu gidonu iterek motosikletten uzaklaşıyorum. Şu şekilde ben sola dönüyorum. Bu şekilde de sağ. Ne oluyor? Motosiklet bu tarafa doğru yatarken ben kendimi buraya verdiğim için ağırlık merkezini bir şekilde ortalamış oluyorum ve o şekilde çok düşük bir süratle dönüş yapabiliyorum. Bu bir. Sürat artıp hız devreye girdiği zaman, şimdi artık normal hayata geçtik, 2 numaraya geçiyorum. Trafikte değil de böyle yollarda sürüyorsun, performans sürmüyorsun ama normal bir sürüş. Motorun gene aşağıdan kavradım, dirsekler aşağıda. Bakışla önce bakıyorsun motosiklet ne tarafa yatarsa tabii şu anda şu motorun sağa sola yattığını farz et. Motorla beraber yatıyorum viraja kalkıyorum. Hmm. Yatıyorum kalkıyorum. Bu motorla beraber yaptığın klasik sıradan ne tempo var ne düşük sürat var. Normal sürüş normal akış diyelim. Hmm. 3. var
sadece pistte uygulayıp trafikte asla uygulamadığımız, bunları karıştırmayalım birbirine. Yanlış değil ama trafikte uygulamıyoruz. Virajlarda uygulamıyoruz. Çünkü bizim söylediğimiz o alttan sıkma olayına tamamen ters düşen hang-off. Şimdi ben ne yaptım? Popoyu dışarı çıkarma. Tabii şimdi yarış pisti. Çok yüksek süratlerde bu süreti virajda da süratli dönebilmek için ve motosikleti mümkünce dik tutabilmek için kendim viraja giriyorum. Hı hı. Şimdi bunun tam aksine o yüksek süratte İstanbul Park'ta şu enduro tekniğini uyguladığında motor çok daha çabuk altından kaçar. Çünkü motosikleti daha fazla. Birinde motoru viraja itiyorsun, diğerinde kendin viraja giriyorsun. Hı hı. Bu kaç etti? Hang-off 3. Dördüncü tekniğimiz var. Tamamen arazi sürüşü. Önü daha güzel görmek, bakışı ileride tutabilmek ve motosiklete daha iyi sinyal verebilmek için ayakta sürüşümüz var. Burada da bir sürü püf noktaları var. Çok hızlı geçeceğim. Enduro eğitimi yapmıyoruz şu anda. Dizleri kilitledim, bıraktım. Depoyu net sardım. Nerede bulunuyorsa evet, depoya denk geliyorsa depoya buradan yakaladım. Dizler kilitli değil. Bakış sürekli karşıya çözüme ve burada mesela dar dönüş yapacağım. Dirseğime bak. Döndürebiliyor muyum gidonu? Gidonda üçgen yapıyoruz. Yani şunu demek istiyorum. Gidonu çapraz tutuyorum. Aç. Şimdi ben burayı böyle tutunca dirseklerim ne oldu? Dirsekler ne oldu? Açıldı. Evet. Gördüğün gibi çok daha rahat motosiklete yön verebilirsin. Anladım. Bu da ayakta sürüşümüz. Benim ileri seviye sürüşte trafiğe açık yollarda güvenlikten taviz vermeyip aynı zamanda performansı arttırmak için kullandığım bu beşinciye geldim. Bir sürüş tekniği var. Açık trafiğe açık yollarda, dağlarda performans sürerken Spiegel tekniği denen bir tekniktir bu. Alman bir abimizden gelmiştir. Bu hang-off'la normal dönüş arasında bir şey. Bunda da gene ama benim amacımız her zaman şunu yakaladım ya. Evet. Ayaklar da geriye gitti. Evet. Gövdeden şu kalçadan verdiğim bir kasma hareketiyle burada hem seleye hem ayaklığa baskı uyguluyorsun. Motosikletin yatacağın, viraja yatacağın tarafa bakıyorsun. Kalça geldi, viraj tarafındaki dirsek havalandı ki buradan da kontrolü verebilesin diye. Çünkü bu aşağıdayken böyle bir kontrol verme yok. Kontrol hareketi hep aşağı ileri doğru olur. Baktım, çene aynaya doğru geldi. Burada bakış çok önemli. İkincisi, gerdan kırma olayını biliyorsun. Viraja motosiklet yattığında sen de bu şekilde yatarsan kulak, örs, çekiç, denge menge her şey gider. Bütün akış her şey kaybolur. O yüzden çene altının her zaman yere ne olması lazım? Paralel. Şimdi çene altında bir kazık böyle var. Bir tane de şimdi şöyle bir sopa koyalım. Bu sopa hep yere paralel kalacak. Evet. Yani bu sopa böyle olmayacak. Hep şu eksende gidip gelecek. Yani aslında bu bir gimbal hareketi. Aynen tavuk öyle. Tavuk başının hareketi. Çok. Horoz başı. Horoz yılan başı. Ya horozun kafa evet denge. O onun daha çok böyle ama hani biz şu anda stunt. Hani tek teker çalışsak tamam şunu yap derim de öyle bir şey yok. Yanlara doğru olan bu hareket. Hı hı. Beş tane temel olayımız bu. Evet. Beş tane temel dönüş tekniğinden bahsettin aslında. Dönüş tekniği değil. Motosiklet üzerindeki kullanılan oturuş ve sürüş pozisyonları. Pist, arazi ya da düşük sürat diyorum ona. Hı hı. Ayakta sürüş, normal trafikte seyir ve artı trafikte performans sürüş motordan kopmada. Peki hocam şimdi biz bu konuyu çok dağıttık. Yani 5 tane sürüş tekniğini göstermeden anlatmak büyük ihtimalle izleyicilerin kafasında karışıklığa sebep oldu. Bunu başlı başına bir bölüm yapalım mı sence? Başlı başına buna her bir sürüş tekniğine bir bölüm yapmamız yapalım. Lazım. O yüzden bu bölümde biz artık şu motorla kalkışa başlayalım. Tamam. Artık insanlar yeni motor almış olanlar veya yıllardır kullananlar artık nasıl kalktığını bir hocanın görsünler istiyorum ben. Okey, okey. Nasıl kalkıyorsun hocam sen? İstiyorsan onu motorumuzu şuraya alalım. Aha. Ondan sonra orada seninle beraber başlayalım. Bu arada sen de kaskını giy. Tamamdır. Tamam. Tamamdır. Nihayet hocam motor üzerine binip de artık hareket etme zamanımız geldi. Aynen öyle. Ama hareket etmeden önce 10 saniye daha dinliyorsun beni. Buyurun. Şimdi şöyle bu gerçekten çok önemli bir egzersiz. Debriyaj kontrolü ve arka fren, yarı debriyaj. Herkes bunu boş bir alanda yapabilir. Kukalarını böyle bizim yapacağımız gibi 6 metrede bir dizdikten sonra şimdi anlatacağım şekilde bunu uygulayabilir. Burada bizim yapacağımız önemli olan, seninle beraber yapacağız bu arada. Motorları çalıştırıyoruz. Debriyaj çekili, motor çalıştığında aynı kırmızı ışıkta duruyor gibi iki ayak asla aşağıda değil. Çünkü her zaman bir ayağımın arka frende olması lazım. Bu özellikle yokuş durumlarda. Ve düzlükte de öyle alışkanlık olması açısından arka frendeyim. Burada benim hedefim
efektif bir güzel kavrama. Akıcılık çok önemli. Motosiklet dünyasında sert ve agresif hareketler motosikletin üzerinde seni emanet yapıyor. O yüzden çalıştıracağız. Güzel bir kavrama. İkinci kuka duruş hedefimiz. Yani 12 metre debriyajı. Kavrama. Kalkıyorum. Debriyajı çekiyorum. Güzel arka fren. Ön tekerlek oraya geldi mi durduğum an bu ayak gene buraya basıyor. Ön freni kullanmıyoruz yani. Ön freni kullanma ama oldu. Birazcık hızlı gittin. Hızını durmanı ayarlaman için arkada ABS'yi veya kaydırmamak için arka frene bastıktan sonra her zaman ve her zaman arka tek fren. Tek başına her ön fren yok. Kesinlikle yok. Çünkü önce sabit motorun hızlandı. Kıçını basıyorum. Ondan sonra ağırlık transferine müsaade ediyorum. Yumuşak, limon sıkar gibi ön frenle de destek olabilirsin. Mesafeler kısa olduğu için soldaki ayağını yukarı alma, boşta kalsın. Normalde tasvip ettiğimiz bir şey değildir ama burada kapalı alanda bir egzersiz yapıyoruz. Bu ayak yanda kalabilir. Beraber istiyorsan şimdi bir deneyelim. Gel deneyelim motorumuzu bakalım, çalıştıralım. Sağ ayağım yukarıda, sol ayağım aşağıda. Bakış nerede? Aynen, belki ta en ilerideki kukada. Beraber yapıyoruz. Hadi yavaşça kalkıyorum. Bak bu şekilde. Debriyaj. Bu yavaş gitme gibi oldu. Kalktığını ve durduğunu görmek istiyorum. Yani şu gazı duyalım. Bak bir tane yapacağım, peşimden gel. Bak bu. Debriyaj. Gel. Debriyaj. Arka fren ve durduğun an ayak yere basıyor. Bir tane daha yapalım. Hadi beraber hop. Debriyaj, arka fren, durdum. Çok güzel. Şimdi başa gidiyorum. Sen oradan dön, ben buradan. Şimdi bunu defalarca yaptığını düşün. Artık kavrama kontrolünü oturttun. Debriyajı sonuna kadar bırakmıyorum farkındaysan. Şimdi... Hızlı kalkış, hızlı duruş. 6 metrede bir yapacağız bunu. Bir tane göstereyim, peşimden gel. Çalıştırdım. Arka fren bu ayak yerde. Daha efektif. İyi dinle. Şimdi artık bir noktada ön frende isteyecek. Çünkü duruyorum ya. Şimdi beraber. Hadi hop. Hemen hop. Hop. Bir daha. Arka ve ön çok güzel. Motosiklet kafa gömmesin. Son. En azından tecrübenin bana şöyle bir avantajı var. Kısa sürede bazı biz trikler, püf noktaları gösteriyoruz. Bu adına bir akış değil. Bazı şeyleri bilmen benim için, ya aslında her şeyi çok iyi biliyorsun da. Eyvallah benim hocam. İçin bir avantaj. Bu böyle, istersen bir tane daha yapalım. Daha seri deneyelim. Ön freni de ekleyelim. Bu egzersiz çok önemli. Yapmak ister misin? İsterim tabii Hadi ki. Hadi yapalım. Dur kalk, daha aktif. Beraber. Her kukada mı? Evet, ben artık sana tüyo vermeyeceğim. Kendi ritminle yap. İleriye bak. Motorla işin yok. Bakış ileride. Hocam güzel bir antrenman. Yani daha önceki bölümlerde gördüğümüz o debriyaj kontrolü, bakış kaçırma kontrolü aslında içinde var bunların. Şimdi bir piramit gibiyiz. Motorla beraber yürüme olsun, iki parmak dönüş olsun, bakış her zaman görüyoruz. Şimdi yavaş yavaş piramidin ucuna doğru çıkıyoruz. Artık harekete geçtik. Debriyaj, kavrama. Şimdi ben sihirbaz değilim. Birçok şeyi konsantre gösteriyoruz. Bunu lütfen bol bol tekrarlayın. Bu kadar kısa zamanda buradan bu noktaya bu kadar efektif debriyaj, arka fren değil. Amaç size fikir vermek olduğu için lütfen şey demeyin. Ya bu kadar kısa sürede böyle bir şey olur mu? Yok tabii. Bunu ama kukaları 6'şar metre arayla dizip
sonsuza kadar yapabilirsiniz. Kuka yoksa hocam tavsiye var mı? Kukayı. Olmaz mı? Şimdi bunların hepsi bir dünya para. Benim size tavsiyem, etrafınızda tenis kulüpleri var ise kullanılmış topları çöpe atarlar. Tenis topu hem görülür sarı bir maddedir. Falçatayla ortadan ikiye kesin, bedavadan size yüzlerce kuka, taşıması da çok kolay olur. Veya şeyde reflektif bantlar bile olabilir aslında. O da olabilir ama şey çok güzel. Ve lastik mesela yönünü şaşırdın. Tenis topunun üzerinden geçersen de motora da sana da hiçbir zararı yok. Evet. Çünkü yumuşak bir malzeme. Çok tavsiye ederim ve ben şehir dışında eğitim olsun, sürüş olsun gittiğim zaman hep sırtımda taşırım. Ya yani 30 tane şey bu kadar bir yer tutuyor. Süper, harika. Ama güzeldi bu arada, gayet güzel. Eyvallah duruş hocam. Kalkış. Hakimiyet, akıcılık, 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 ne yapıyorsan yap. Bakış asla aşağı motorun önüne düşmeyecek. Ama biz hızlıca gösterdiğimiz için sakın önemsiz bir şeymiş gibi algılanmasın. Bunu sürekli tekrar etmek motosiklet hakimiyet açısından çok önemli. Kesinlikle. Ha bir dakika, ne çok kısa söylüyorum. Şöyle izleyicilerimiz şey diyebilir. Abicim bizde vitesli motor yok, skuterımız var. Evet. Skuterla şimdi burada önemli olan bakış. Bakışı skuterda da yapabilirsiniz. Orada debriyaj ve vites yok ama orada da efektif kalkış ve sol taraftaki arka frenle tekrar duruşu bu şekilde yapabilirler. Hocam bir de skuterla yapalım, bitirelim bunu. Hadi sen göstersene bize bir. Beraber yapalım. Beraber yapalım. 50'lik kimde olacak? 50'lik bende olsun. Tamamdır. O zaman hocamın göstermiş olduğu teknikle debriyaj kontrolüyle motorumu götürüyorum farkındaysın. Motorla sürüyorum. Bakış yine bak, gideceğim yönde. Motora kesinlikle bakmıyorum. Tabak gibi motorun üstüne tamamen çıktım. Tamamen debriyaj kontrolüyle motoru fark gidiyor. Ediyorum. Evet arkadaşlar, yani bu iki ayağın böyle aşağıda olmasının inanın hiçbir manası yok. Şu şekilde kendimizi alıştırırsak ileride siz de vitesli motora geçebilirsiniz. Bunu arka fren olduğunu farz ediyoruz ve ona göre hareket ediyoruz. Bu ayak aşağıda, şimdi bu sefer tamamen gaz kontrolü ve arka frenle güzel yumuşak bir duruş. Hadi. Ben ön frenle destek oldum, sen oldun mu? Olmadım. Çünkü seninki güçlü fren. Evet. Hadi. Bir şey söyleyeceğim. Şuna dikkat ediyor musun? Bak, harekete geçerken ne yapıyorum? Eğer bununla değil tabii, hızlı harekete geçecek olursa. Biraz böyle. Bravo. Evet. Ya da sert frenajda ne yapıyorum? Geri atıyorsun. Her zaman motorun üstünde emanet kalmamak için. Hadi. Burada da yeni başlayan sürücü dostlarımız, arka frenin yumuşak, akıcılık, limon sıkma olayı ve efektif gaz açışını böyle bol bol yapa yapa test edebilirler. Daha hızlı hareket ettiklerinde ön frenle destekleme de var. Kesinlikle öyle. Bunu da içine eklemiş olalım. Sürat fazlaysa durduracaksak ama oradaki ama en önemli ama ne? Önce arka, arka, arka. Kıçı yapıştır, sonra ağırlık transferini yap. Harika, süper. Hocam teşekkür ederim bu bölüm için. Ben teşekkür ederim. Motorcu Dostu Aytemiz'in sunmuş olduğu programımızın sonuna geldik. 4. bölümdü bu. Artık bundan sonraki bölümler daha da hareketli, daha da coşkulu olacak. Bekleyin. Görüşürüz. Bir, düşük süratte 2 numaraya geçiyorum. 3. var. 4. tekniğimiz var. Bu 5.'ye geldim. Bir sürüş tekniği var. Hop! Bir daha! Arka ve ön! Sol! Sen ne güzel bir öğrencisin ya!